Viyana'da yapılacak olan Arbeiterkammer seçimleri, Arbeiterkammer bu ülkedeki işçilerin özellikle zor durumda olduğunda, AKM'yle ilgili yani işverenleriyle ilgili problemler olduğunda Arbeiterkammer'ın çok yönlü bir çalışması var. Arbeiterkammer'ın kendi bir senatosu var ve bu senatoda işçilerle ilgili herhangi bir kanun olduğunda ilk defa burada geçiyor, yani öneri olarak veriliyor ve bu meclise kadar gidiyor. Hatta karşı çıktıkları bir takım kanun tasarıları olursa bunu da engellemek için elinden geleni yapıyorlar. Arbeiterkammer yalnızca işçi haklarının işte işverenle olan sorunlarını değil, tam tersine bu ülkedeki işçi ailelerin çocuklarıyla ilgili onlara da bir burs imkanı da sağlıyor. Evet, arkamızdaki bulunan stand Komiten, Arbeiterkammer'daki fraksiyonlardan bir tanesi. Komiten. Merhaba, iyi günler. Komiten, Arbeiterkammer seçimlerinde Komiterinde kandidat adayım. Evet. Arbeiterkammer ne kısacası? Bir Avusturya'da çalışan bir Türkiye'li vatandaşımız kendisi. Evet. Arbeiterkammer neyi ifade ediyor bir çalışan işçimiz için? Ya Arbeiterkammer gerçekten Avrupa'da, Avusturya'da Arbeiterkammer çok öncelikli bir şey. Yani temel hakların oluşumundan fiyat yüksekliğine, demokratik hakların savunmasından, demokratik hakların savunulmasından, yoksulluğa mücadeleye etmesine kadar eşit hakka, eşit işe, eşit ücretler için çalışan gerçekten burada emekçilerin hangi ulusta, hangi sosyal, ülkede ulusal sorunlarını karşılıyor. Evet. Yalnızca bunlarla mı ilgili, yoksa başka şeyler de var zannedersem, eğitimle ilgili, burslarla ilgili, işçi çocuklarına, onları da biraz söyler misin? Tabii muhakkak. Şöyle söyleyeyim, evet, Arbeiterkammer genelde burada yaşayan, burada çalışan herkes için ülke, pasaport önemli değil. Herkesin burada demokratik hakları için mücadele ediyor. Burada bizim çabamız bu seçimlerde oraya yeni bir güven getirmek, oraya yeni bir değişik bir ideolojik, sosyal, politik bir gelişme getirmek, bir çaba getirmek, bunu daha ileriye taşımak. Çünkü mesele diyelim, evet Arbeiterkammer önemli bir kurum. Sosyal demokratlar yıllardan beri orada çoğunlukta ama orada gerçek anlamda sosyalist, komünist bir rüzgara, komünist bir ideolojiye ihtiyaç var. Biz de Komintern olarak yıllardan beri bunun için gerçekten işçi odalarında çalışıyoruz, mücadele veriyoruz. Her işçi odası genel kurullarında biz Komintern olarak bu kardeşimizin daha sağlıklı çalışabilmesi için. Bu sol ve komünist, sol da demiyoruz aslında, komünist ve sosyalist, evet, diyoruz. Evet. Graz'da bir belediye başkanlığı seçimi oldu derken Salzburg'da geçen haftalarda oldu, evet. Orada da bir kazanım var. Evet. Aynı zamanda İspurt'ta da bir defa. Orada da burada mesela Sosyal Demokratlar var, orada da Halkçı Parti çok. Evet. Orada da birkaç tane mandaten kazandırıldı. Dediğiniz gibi seçimde size başarılar diliyoruz. Evet. Yani gerçekten şimdi, bir şey daha söylemek istiyorum. Bu dönemde rüzgar soldan esiyor. Sol ve sosyalist cepheden esiyor. Çünkü yani evet biz sosyalist ve komünist ideolojiden bahsediyoruz. Mekten yana enflasyon almış başını gitmiş. Savaşlar ülkenin ekonomisi savaşlara, mafyavari şeylere harcanıyor. Peki, ama sosyal demokratlar yetersiz mi kalıyor? Sosyal demokratların evet yetersiz kaldığını söyleyebiliriz. Yetersizlikleri şunda. Yıllardan beri, 10 yıllardan beri aynı yerde oturdukları için artık onlar için normal gelmiş. Oysa Avusturya'da yoksulluk giderek artmış. Evet, biz bunları alalım. Arkadaşımızın Komiten adına konuştuğu için özellikle sosyal demokrat ve sola biraz daha işçi haklarından ya da emekten daha tam olarak savunamadığını söylüyorsunuz ve o yüzden de Komiten gibi komünist ve sosyalist, evet, fraksiyonların Arbeiterkammer'da canlanması gerekiyor ve bu konuda da, evet, halkımıza ne söylemek istiyorsunuz? Biz, evet, halkımıza çağrımız şudur. Türkiye'de Viyana ve Niederösterreich'te Komintern olarak seçimlere giriyoruz. Nisan'ın 10'u ile 23'ü arası Viyana ve Niederösterreich, aşağı Avusturya'da seçimler var. Bütün halktan talebimiz, beklentimiz yeni bir rüzgar için, yeni bir gelişme için, yeni bir mücadele için, yeni bir mücadele için, eşit haklar için, kadına yönelik şiddete karşı durmak için, iş saatlerinin kısaltılması için, emeklilik yaşının daha real bir duruma gelebilmesi için, enflasyonda ezilenleri, emekçileri, yoksulların ezilmemesi için herkesin Komintern'e, Viyana'da liste 11'e, Niederösterreich'te aşağı Avusturya'da liste 6'yı, Komintern'i seçmeleri talep ediyoruz. Bunu halkımızdan bekliyoruz. Evet, burada Arbeiterkammer seçimlerinde bir başka bir özellik daha var. Biliyorsunuz vatandaş olmasanız dahi
Burada seçimlerde oy kullanabiliyorsunuz. Bütün evlerin posta kutuları, Arbetekamar seçimleriyle ilgili kağıtlar geliyor. Bu kağıtlar, ne yapacaklar bu kağıtları? Emekçili çalışanlara mektuplar geliyor, büyük bir zarf geliyor. O zarfı açacaklar. Zarfın içerisinde bir, bunların oy pusulası var. Oy pusulalarında liste 11'i, Kominterne'ni işaret etmeleri gerekiyor. O pusulayı böyle katlayıp mavi zarfın içine koyacaklar. Mavi zarfı da Arbeiterkammer'dan gelen kaşelenmiş geri gönderme mektubun içine koyup en yakın posta kutusuna atacaklar. O zaman demokrasi için, eşit haklar için komiteni seçmiş olmaları gerekiyor. En iyisi de kendi seçme hakkını kullanmış olmaları gerekiyor. Evet, o zaman ilk sözümüz seçime katılsınlar. Çünkü seçime katıldıklarında bir demokratik bir hakkı ve artı vatandaşlar olmayanlar için burada bir de oy kullanmak. Evet, yanımızda bir arkadaşımız daha var. Kendisi gördüğünüz gibi tam işçi sınıfı. Sizi tanıyalım. Ben Hıdır, Hıdır Aba. Nasılsınız Hıdır Aba? Sağ ol, teşekkür ederim, iyiyim. Arbeiterkammer seçimleri var. Fraksiyonlar da kendini seçtirmek için propaganda yapıyorlar. Evet. Senin için Arbeiterkammer neyi ifade ediyor? Arbeiterkammer bir işçi haklarını, yani ezilmiş ya da haksızlığa uğramış işçileri temsil ediyor. Şu ana kadar hiç Arbeiterkammer işin düştü mü senin ailenin ya da çocuklarının? Benim düştü ben. Ben firmadan maaşımı düşük, yani haksızlığa uğradım, gittim ben bir iki maaşını kere gittim. Mı vermediler yoksa? Maaşımı verdiler de düşük gösteriyorlar maaşlar. Düşük gösteriyorlar. Evet. Konuştuğunu firmayla anlaşıyorsun, bu kadar paraya çalışıyorum diyorsun. Onu lon üzerinde tam göstermiyor, eksik gösteriyor. Almanca olarak kolektif fetrakta imzalanan göre değil. Ona göre değil, ondan daha altta çalıştıranlar oluyor. Ben aldım, sonradan düzelttiler. Arbeiterkammer'a başvurdunuz. Ya. Avukatlar aracılığı mı yoksa bir yazışma oldu? Bir yazışma oldu o kadar. He. Ondan sonra düzeldi yani. Peki Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımız Arbeiterkammer seçimle ilgili ne demek istersin? Seçimlere tabii ki katılsınlar. İstedikleri kişileri seçsinler. Demokratik bir haktır. Katılmalar lazım. Katılmalar lazım. Evet. Katılmalar lazım. Kendi gelecekleri için. Kendi gelecekleri için. Tabii. Oldu, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Bir şey var mı? Ya demek istediğim şu, arkadaşımızın şöyle bir gerçekliği var. Mesela arkadaşımız işi düşmüş, Arbeiterkammer'a gitmiş. Evet. Yani önemli olan sadece işin düştüğü zaman Arbeiterkammer'a gitmek değil. Arbeiterkammer'ı canlı tutmak için, Arbeiterkammer'da mevcut fraksiyonların daha geliştirilebilmesi için emekten, işçiden yana, demokratik mücadele haklardan yana olan insanların, kurumların, fraksiyonların girmesi için oy vermeleri gerekiyor. Arbeiterkammer'a gittikleri zaman bu işverenden dolayı olan haksızlıklar haricinde ne tip bir şeyler var? Mesela çocuklarına burs mu alıyorlar? Evet, örneğin Arbeiterkammer'a gittiğin zaman da mesela meslek eğitimleri, burs alma gibi. Burs alma gibi. İşçi odalarında eğitim almaları gibi. Eğitim konusunda ne yapabiliyor? Benim oğlum çırak. Mesela işte Arbeiterkammer bu konuda yardımcı oluyor. Öne diyelim hangi alanda çalışıyorsa. Öne diyelim teknik mi, elektronik mi, başka alanda nerede çalışıyorsa o alanda Arbeiterkammer bunları destekliyor. Dolayısıyla bunları önemli Arbeiterkammer'in birlikte çalışmış olduğu şirketler, eğitim alanları var. Onlarla birlikte onları çalışıyor ve bunların ustalaşması için. Birlik ödemek ödüyor mu ya da o konuda, çünkü gidip bir kursa katıldığı zaman belli bir maddiyata ihtiyacı var. Arbeiterkammer üzerinde giden, kursa gidenlerin genellikle para ödemeleri gerekmiyor. Bu aynı zamanda işsizlik fonu üzerinde. Arbeitsamt destekliyor. Arbeitsamt üzerinde zaten bu insan, oraya giden insan belli bir ücret alıyor ve orada bedava olarak eğitimini görüyor. Sizin söyleyeceğiniz başka bir şey var mı buradaki yaşayan insanlarımıza? Yabancılar kendi haklarımızı çok fazla kovalayamıyoruz. Evet. Oy kullanmamız var. Vatandaş olalım ya da olmayalım. Yani sadece oylan değil, yani bir sürü haklarımız oldu ama peşine de düşmüyoruz. Aslında habersiziz. Mesela Arbeiterkammer'ın çok şeyleri var. Ben bazen okuyorum, dergileri geliyor eve okuyorum. Hakikaten çok güzel şeyler var ama hiçbirimizin de haberi yok ya da gidip ilgilenmiyoruz yani. Bu konuda artık fraksiyonlara büyük şey düşüyor. Oldu, ben teşekkür ederim. Oldu, ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. Arbeiterkammer seçimlerinde Viyana'da Komintern adayı olarak birinci sırada olan
Demin de görüştüğümüz insan ikinci sıradaydı. Şu anda Selma ile birlikteyiz. Selma Şinah da bir ismi de tam Türkçe olarak geliyor bize. Hello Selma, wie geht's Ihnen? Danke, gut. Okay, noch die Tagebühne, die Arbeiterkammerwahl. Da ist die Arbeiterkammerwahl. Ja. Jetzt kommen alle Briefe zu denen nach Hause, die per Brief wählen können, die in ihre Firma wählen. Also jetzt schon findet die Arbeiterkammer. Wie zukünftig Frauen die Arbeiterkammer? Naja, das Wichtige ist, dass die Arbeiterkammer auch dafür eintritt oder wir auch dafür eintreten in der Arbeiterkammer als Kommentären, dass es eine massive Arbeitszeitverkürzung gibt. Und das hilft genau Frauen, die Teilzeit beschäftigt sind, weil sie dann auf einen Schlag mehr verdienen und auch mehr Zeit haben, um Beruf und Familie unter einen Hut zu bringen. Und auch sozusagen eine Arbeitszeitverkürzung hilft ja auch allen, nämlich dass auch die Männer endlich ihren Teil an der Care-Arbeit, an der Sorgearbeit zu Hause übernehmen können. Evet, Selma ile röportajı devam ediyoruz. Aklıma tabii bayanlar geldi ilk başta. Şimdi bir de gençlikle ilgili sorayım. Wie für die Jugendliche, was macht die Arbeiterkammer? Unserer Meinung nach zu wenig. Wir wollen, dass die Arbeiterkammer auch dafür eintritt, dass zum Beispiel die Lehrausbildung verbessert wird. Dass endlich sozusagen die Lehrlingsausbildung nicht von der Wirtschaftskammer bestimmt wird, sondern eben auch von der Arbeiterkammer bestimmt wird. Dass es viel mehr Lehrausbildungsplätze gibt, die öffentlich sind und wo ich nicht in irgendeinem Betrieb ausgebeutet werde als Jugendlicher. Oder auch, dass es viel bessere berufsbildende Schulen gibt, dass es mehr Ausbildungsplätze gibt, genau für die Jugendlichen. Yep. Ja, das ist ja unsere Forderung, dass genau diese Plätze auch massiv aufgebaut werden. Und es ist unserer Meinung als Kommentaren, es ist die Aufgabe des Staates, Jugendlichen einen Ausbildungsplatz zur Verfügung zu stellen. Ich kann nicht darauf warten, ob irgendeine private Firma einen Lehrling einstellt oder nicht, sondern ich muss das als Stadt Österreich, als Stadt Wien, muss so ein Lehrplatz zur Verfügung gestellt werden. Postkasten einen Brief genommen und dann was macht er? Also viele haben jetzt schon einen Brief bekommen oder bekommen ihn in den nächsten Tagen. Das sind große Briefe, was? Das ist ein großer Brief, genau. Und da sind alle Wahlunterlagen drinnen. Da habe ich einen Stimmzettel, da kann ich wählen und zwar Liste 11. Die Liste gibt das. Genau, eine ganze Liste. Kommentären auch dabei. Und Kommentären ist Nummer 11. Nummer 11. On Bier. Da kann ich im Kommentären wählen. Diesen Stimmzettel in ein blaues Kuvert tun und dann das Ganze in ein Rücksendekuvert. Und das schicke ich so schnell wie möglich zur Arbeiterkammer und ich muss nichts dafür zahlen. Ich kann das einfach in einen Postkasten schmeißen und es wird dorthin geschickt. Dediği gibi postkastınızda bir büyük bir zarf geliyor ve bu zarfın içerisinde kimlerin katıldığına dair olan bir liste var. Listede tabii kendisi komiten elf kartası. Liste 11'i eğer işaretleyip tekrar zarfın içerisine yerleştirip die Postamt'ta di oder ins Postkastel. Ja ja. Aha. Postaneye ya da postkastına direkt geri attığınız zaman postacı biliyor demek ki öyle bir anlaşmaları var. Mavi kartı alıp götürüyor. Evet, sizden bu kadar. Evet. Son sagen das Wiener und Wienerin. Es ist wichtig, Kommentaren einfach zu stärken und Kommentaren zu wählen, damit wir auch in der Arbeiterkammer stärker werden. Weil derzeit ist die Sozialdemokratie dort so stark und dominiert alles und deswegen ist auch so wenig, passiert so wenig für die Beschäftigten. Wir sind die Garantie, dass sozusagen mehr passiert, dass sich mehr bewegt, dass ein frischer Wind in die Arbeiterkammer kommt und deswegen ist es auch notwendig, Kommentaren zu wählen. Ja, aber Wien und Niederösterreich? In Wien und in Niederösterreich. Niederösterreich. In Wien auf Liste 11 und in Niederösterreich auf Liste 6. Liste 6. Evet, bu aynı tarihte Viyana ve Saint-Pölten, Saint-Pölten Niederösterreich olabilir mi? Saint-Pölten ist, ja, aber ganz Niederösterreich. Ja, ja. Ganz ist, yani orada da kendileri seçime giriyor. Viyana'da 11 numaralı geri işaretlememiz gerekirken ya da işaretlenir, yani işaretleniyor. Şey değilse, Niederösterreich değilse 6. 6'te ilk arkadaşlar. Okey. Yani orada da aynı tarihte seçimler oluyor. Genau die 10. April und 23. April Niederösterreich. Auch die gleiche Zeit. Genau die gleiche Zeit. Yani ikisi de aynı zamandaymış.
Evet, yani Arbeiterkammer'da oy vermek çok çok önemli. Bu hakkınıza sahip çıkın. Bu ülkede Staatsbürgerschaft olmadan seçime katılabilecek tek seçimden bir tanesi. Ja, lässt es heute viele die Frau. Die Gewalt in Österreich passiert, die Zentralisierung und dann die Frau. Was sagen Sie dazu? Genau, also es gibt so ein kleines Blau-Kuvert. Wir, Gewalt und dann also als Kommentar kämpfen wir gegen Gewalt an Frauen. Wir kämpfen auch dagegen, sondern gegen dieses patriarchale System, das Frauen ausbeutet, wo Frauen geschlagen werden, wo Frauen ermordet werden, auch zu Hause. Und was es auch braucht, ist einfach viel, viel mehr Geld für Organisationen, die Frauenschutzorganisationen sind. Viel mehr Geld für Frauenhäuser, viel mehr Geld für Frauenberatungsstellen. Und das ist jetzt das Problem, dass im sozialen Bereich gespart wird. Und wir wollen aber, dass viel mehr Geld in diesen Bereich fließt. 3 oder 4 Jahre, 43 war das. Diesen Jahr ist noch mehr. Warum ist passiert das? Meiner Meinung nach ist es so, dass die Gesellschaft immer gewalttätiger wird oder auch sozusagen viel mehr Gewalt herrscht. Einfach auch aufgrund dieses kapitalistischen neoliberalen Systems. Die Leute haben viel mehr Stress, es sind viel mehr Leute arbeitslos und dadurch wird auch viel mehr Gewalt ausgeübt. Immer ist Druck, also Strom ist ja die hochgegangen und dann die Kinder ist Problem und dann wirklich jedes Tag die Teuer, die alle geworden und dann Ukraine-Krise und Pandemie und, auch dabei. Ja. Und was man schon noch sagen muss, ist, dass es gibt einen reaktionären Backlash in Österreich. Das heißt, ein reaktionäres Gedankengut, dass Frauen einfach weniger wert sind, das ist in Österreich wieder sozusagen wieder normal. Und das hat nichts mit Migration zu tun, sondern das hat damit zu tun, dass Österreich ein konservatives Land ist. Und genau gegen dieses konservatives Denken müssen wir auch aufstehen und müssen wir sagen, nein, wir stehen für Gleichberechtigung, wir stehen für Frauenrechte und wir stehen dafür, dass das patriarchale System einfach auch bekämpft wird. Hoş geldin. Hoş geldin. Selma ile de interview yaptık. İşte şu konularda Arbeiterkammer konusunda, kadın konusunda. Kommentaren kämpfen wir dafür, dass sich auch das Gesellschaftssystem ändert. Und deswegen treten wir auch bei den Arbeiterkammerwahlen an. Wir sind aber nicht nur in der Arbeiterkammer aktiv, sondern auch in den Betrieben. Wir sind auf der Straße aktiv. Wir sind auch in der internationalen Solidarität aktiv. Für uns ist es einfach wichtig zu sagen, dieses kapitalistische System muss sich ändern. Dieses patriarchale System muss sich ändern. Und dafür treten wir einfach tagtäglich ein. Wir sind derzeit schon in der Arbeiterkammer Wien als Kommentären vertreten. Wir waren auch in der Arbeiterkammer Niederösterreich vertreten. Und wir kämpfen dafür, auch stärker zu werden in der Arbeiterkammer. Es ist einfach irrelevant, ob die Sozialdemokratie, die jetzt schon alles dominiert, in der Arbeiterkammer und in den Gewerkschaften, noch das ein oder weitere Prozent oder Amtal hat. Es geht darum, dass wir gestärkt werden, dass es einen frischen Wind in der Arbeiterkammer gibt, dass jene gestärkt werden, die auch neue Ideen und einen klassenkämpferischen Kurs in der Arbeiterkammer und in die Gewerkschaften bringen wollen.